Altın fiyatları geçen haftaya göre stabil başladı. Has altının fiyatı şu anda TL bazında 486 lira. 20 kâr altının fiyatı ise 470 liradan devam ediyor. Bu hafta içerisinde de stabilliğini koruyacağını öngörüyoruz. Fakat yıl sonuna doğru döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte altın fiyatları da haliyle artacağını öngörüyoruz. Ons şu anda 1770 seviyesinde, dolar 8.46 seviyesinde devam ediyor. Altın iki bacaklı yükselip düştüğü için onstaki düşüş altını hafif geriletti son bir aylık süreçte. Fakat bundan sonra yıl sonuna doğru dövizi yukarı gördüğümüz için yıl sonuna doğru da altının yükseleceğini öngörüyoruz. Şu anda TL'leri varsa bu fiyatlardan alım yönü olarak alabilirler. Çünkü 540'ı gören bir altın vardı. Geçen sene bu vakitler 540 seviyesindeydi. Artık fiyatlar da çok sıkıştı. Mutlaka bunun bir yükselmesi gerekiyor. Çünkü gıda ve emtia fiyatları ve dünya piyasasındaki birçok maliyetin artmasıyla birlikte emtianın da, yani altının da yukarı yönlü hareket edeceğini öngörüyoruz. Bozduracak vatandaşlarımızın da yıl sonuna kadar beklemelerini öngörüyoruz. Çok şükür iyi bir sezon geçirdik. Geçen sene gelmemişlerdi. Onun etkisini yaşamıştık. Fakat geçen sene de gelmeyenler bu sene geldiler ve belirli miktarda dövizini bıraktılar. Yani birçok esnafımız da bu durumdan dolayı gayet mutlular. Çünkü geçen sene zayıf olan işlerde bu sene de bu şekilde gitseydi birçok esnaf kapatma durumuna gelebilirdi. Ama şu anda hepsine birer can suyu oldu ve önümüzdeki seneye kadar inşallah bu şekilde rahat bir şekilde geçireceğiz. Yerli piyasada fazla bir beklentimiz kalmadı diyebilirim. Tek bizi mutlu eden kısmı Almancı vatandaşlarımızın bıraktığı dövizlerle birlikte pandemi sürecinde altını bozduran vatandaşlarımız oldu. Bu yaz sürecinde kazandıkları paralarla tekrardan alım yapabilirler. Bizim tek yüzümüzü güldüren kısmı bu oldu. Parayı kazanan esnaflarımız inşallah pandemi sürecinde bozduktan tekrardan yerine koyarlar diye düşünüyorum.